namaz kılarken birçok azamız namaza iştirak ediyor. Elimiz, bedenimiz, ayaklarımız, gözlerimizi secde mahalline kilitliyoruz. Kalbimiz, sırrımız, yataiflerimiz huzura yöneliyor. Yani maddi ve manevi bütün azalarımızla namaza azmediyoruz. Allah'ın emrini yerine getirmek için bir gayrete soyunuyoruz. İşte bu bir hizmettir. Allah'ın dinine bir hizmettir. Namaz kılarken kendimizi namazın hakikatine vermeye çalışıyoruz. Varlığımızı adeta unutuyoruz. Kendimizden geçiyoruz. Kimin huzurunda olduğumuzu düşünerek o huzur ile bütünleşmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bizi yaklaştırıyor. Hakk'a yaklaştırıyor. Bir karış gidene Cenab-ı Hak bir kulaç geliyordu. Hadis-i Kutsi'de. Bir adım atana 10 adım geliyordu. Yürüyene koşuyordu. Şimdi burada bir yaklaşım, bir yöneliş var. Belki hem de en üst perdeden bir yöneliş var. Dünyayı arkaya atıyorsun, Allah'a teslim oluyorsun. İradeni bağlıyorsun. Allah'ın emriyle. Dilin mükemmel dönerken dilini zapt ediyorsun. Allah'ın zikrinden başka bir şey söylemiyorsun. Çünkü bir harf olacak kadar ses çıkarsa namazı bozar. Anlaşılır, bir harf olacak bir ses çıkarsa namazın dışından bir harf olacak o, namazı bozar. Bülbül gibi dilini tutuyorsun. Kur'an'dan başka, tesbihten başka, zikirden başka, tekbirden başka bir şey söyleyemiyorsun. Hür olmana rağmen ağzını da adeta bağlıyorsun. Bir şey yiyip içmiyorsun namazda. Dişlerinin arasında nohut büyüklüğünde veya ondan biraz daha büyük bir parça olsa onu dişinden çıkarsan dilinle yesen yutsan namazın bozulur. Namazda bu yeme fiiliyle meşgul olsan dişinin dibinde birikmiş efendim gıda parçalarını ağzına alsan yesen yutsan namazın bozulur. Ağzını da bağlıyorsun. Yeme içme helal olmasına rağmen belki helal şeyler yiyeceksin mutlaka ama namazda yemiyorsun. Dilin bağlı, ağzın bağlı, gözün bağlı. Avcı namazı, saka namazı buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Bunlar olmuyor. Namazda mühendislik yapmayacaksın. Hiçbir yeri ölçüp biçmeyeceksin. Önüne gözlerini kilitleyeceksin secde mahalline. Oraya bakacaksın. Gözünü de bağlıyorsun. Zihnin bağlı. Ancak okuduklarının, o Kur'an'ın yani kıraatinin ve tesbihlerin, tekbirlerin manalarını tefekkür edebilirsin. Bilinçli söyleyebilmek için. Başka bir şey düşünemezsin. Düşünsen adeta namazdan ruhun çıkar. Bedenin orada ama o önüne koyduğun bir sütreden farksız olur. Zihnin de namazla meşgul olacak. Aklın da namaz kılacak. Bedenin sabit, bedenin bağlı. Bakın her türlü hareketi yapabilecek güçtesin. Ama göğsünü kıbleden çevirdin mi namazın bozulur. İman tahtası başka bir yöne döndü mü namaz bozulur. Bedenin de hareketsiz, sabit. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam birini görmüşler. Ayşe annemizle Hane-i Saadetlerinin camından mescide bakarlarken birisi namazda sallanıyormuş böyle. Namaz kılarken üstüyle başıyla da çok meşgul. Ayşe annemiz Efendimiz'e sormuş, ya Resulallah bu adam ne yapıyor? Sultan-ı Enbiya buyurmuşlar, galiba namaz kılıyor. Galiba namaz kılıyor. Ya Resulallah böyle bir namaz. Efendimiz buyurmuş ki, o kimin huzurunda olduğunu bilseydi kirpiğini oynatamazdı. Değil öyle sallanmak, efendim eliyle koluyla hareket etmek vesaire, o kimin huzurunda olduğunu bilse kirpiğini oynatamaz. Bedenini de sabitliyorsun, o manaya bütünleştiriyorsun. Ayaklarını adeta yere çiviliyorsun. Özür yoksa, bir rahatsızlık yoksa, secde anında iki ayağının bir sigara kağıdı, yani ince bir kağıt,
parmaklarının altına sığacak kadar yerden kaldırsan namazın bozulur. İki ayağını birden secdeden kesersen namazın bozulur. Çivilenmiş gibi olacaksın. İşte böyle bir namaz insanı yaklaştırır. İnsanı mana denizine daldırır. Bu insan secdeye başını koydu mu çok hakikatler görür secdede.